İlmi. İlmi. Bir kelime sonuna matmek ekini alamıyorsa bu kelimeye isim der misin? Evet. İsme nasıl sorusu sorulduğunda yanıt aldığın kelimeye niteleme sıfatı dersin. Niteleme sıfatı dersin. İsme nasıl sorusu sorulduğunda. Bir kelime sonuna matmek ekini alabiliyorsa bu kelimeye fiil der misin? Bir de fiilimsiler var değil mi? Bir de fiilimsiler var. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bir de fiilimsiler var. Tamam. Fiile ya da fiilimsiye nasıl sorusunu sorarsan neyi bulursun? Durum zarfını bulursun. İsme nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunur. Fiile fiilimsiye nasıl sorusu sorulduğunda durum zarfı bulunur. Ben bazı bir iki tane kaynakta gördüm. Kaynak ismini vermek istemiyorum arkadaşlar. Niteleme zarfı diye bir zarf gördüm. Niteleme zarfı ile galiba durum zarfı kastediliyor. Çok akademik kaynaklarda niteleme zarfı ifadesini görmemiştim. Kastettiği şey durum zarfı arkadaşlar. Yani fiile, fiilimsiye nasıl sorusu sorulduğunda durum zarfı bulunur. Niteleme zarfı demişler. Şimdi onu hani gördüğüm için söylüyorum. Hani ne yapmış yani böyle bir kavramı taşımış inanın başka yani kendi çalıştığım kaynaklarda görmemiştim. Biz niteleme sıfatı ve durum zarfı buluruz. Ha demek ki dedim ki niteleme zarfı diyerek galiba işte durum zarfını kastediyor. Ne olabilir ki? Nasıl sorusunu soracaksın? Fiil ya da fiilimsi. Her neyse. Şimdi bak. Ben buraya dedim ki zor konularda benden destek alabilirsin. Zor konularda benden destek alabilirsin. Konu isim mi? Evet. Nasıl konular? Zor konular. Buradaki zora ne diyeceksin? Niteleme sıfatı diyeceksin. Zor konular. Ders zor ilerliyor dersen ilerlemek fiildir. Nasıl ilerliyor? Zor. Buraya durum zarfı diyeceğiz. İsme nasıl sorusunu sordu? Niteleme sıfatını buldu. Fiile nasıl sorusunu sordu? Durum zarfını buldu. Tamam mı? Sıcak ülkeler dersen ülke isim nasıl ülke? Sıcak ülke. Niteleme sıfatı dedim. Sıcak karşılanmak bize iyi geldi dersen karşılanmak. Buradaki matmek nedir? İsim fiil. Yani bu kelimelerin fiilimsi. Fiilimsi. Nasıl karşılanmak? Sıcak. Buna ne diyecekmişim? Durum zarfı diyecekmişim. İsme nasıl sorusunu sordum? Niteleme sıfatını buldum. İyi insanlar dersen nasıl insan? İyi insan. Niteleme sıfatı dedim. İyi çalışıyor dersen, çalışma fiildir. Nasıl çalışıyor iyi? Durum zarfı değil. Tamam mı? Evet, niteleme sıfatı, durum zarfı. İkisini ayırdık. Şimdi bir şey daha anlatacağım size. Şurayı silelim, şurayı silelim. Zaman zarfı ve yine isim. Zaman zarfı mı yoksa isim mi? Zaman zarfı mı isim mi? Dikkat et. Neyle karıştırmayacağını söylüyorum tamam mı? İyi bilin, iyi bilin. Zaman bildiren kelimeler. Zaman bildiren kelimeler. Bak şimdi. Sabah. Akşam. Gece. Gündüz. Dün. Bugün. Yarın. Zamansal kelimeler. Sabah, akşam, gece, gündüz, dün, bugün, yarın. Bak bu söyleyeceğim şeyi can kulağıyla dinle. Sevgili arkadaşım, sevgili arkadaşım. Ben bunun bir cümle olduğunu düşün. Tamam mı? Bunun bir cümle olduğunu düşün. Ve bu cümlede şu kelimelerden birinin olduğunu düşün. Ben bu
bu cümleye ne ya da kim sorusunu sorduğunda şuraya yazdığım kelimelerden yanıt alıyorsam burada bu kelimelere ne diyeceksin biliyor musun sevgili arkadaşım? İsim diyeceksin. Türü bakımından, sözcüğün türü bakımından isim diyeceksin. Hemen örnek veriyorum. Gece, gece, tüm kötülüklerin kaynağıdır. Gece, tüm kötülüklerin kaynağıdır. Tüm kötülüklerin kaynağı olan ne? Tüm kötülüklerin kaynağı olan ne? Gece. Gece ne diyeceksin? İsim diyeceksin. Tamam mı? Sabah, sabah. En sevdiğim vakittir. Benim en sevdiğim vakit ne? Sabah. Sabaha ne diyeceksin? İsim diyeceksin. Bugün, bugün, yarının, yarının yaratıcısıdır. Bugün yarının yaratıcısıdır. Yarının yaratıcısı ne ya da kim? Bugün. Bugüne ne diyeceksin? İsim diyeceksin. Bir cümleye ne ya da kim sorusu sorulduğunda sabah, akşam, gece, gündüz, dün, bugün, yarın yanıt aldığın kelime, şu yazdığın kelimelerse bunlara ne diyeceksin? İsimdir diyeceksin. Yani şu zamansal kelimeleri gördüğün her yerde bu zarftır deyip atlamayacaksın. Cümleye ne ya da kim sorusunu sorduğunuza yanıt aldığınız kelime durumundaysa bunlara ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bunlara isim diyeceksiniz. Tamam mı? Hemen o zaman ekran görüntüsünü aldıysanız şöyle bir siliyorum. Şöyle bir siliyorum. Yan yana da örnekler vereyim bir kez daha. Ve şöyle yan yana verelim. Diyorum ki sabah en huzurlu andır. Sabah en huzurlu andır. En huzurlu an ne? En huzurlu an ne? Sabah. Sabaha ne diyecekmişim? İsim diyecekmişim. Çünkü ben bu cümleye ne yaptım? Ne sorusunu sordum. Sabah en huzurlu zamandır, en huzurlu andır. En huzurlu zaman olan ne? Sabah. Sabah ne diyeceksin? İsim diyeceksin. Sabah sinirli oluyorum. Sabah sinirli oluyorum. Ne zaman sinirli oluyorsun? Sabah. Burada da ne yaptın? Ne zaman sorusunu sordun. Ne zaman sorusunu sorduğunda yanıt alıyorsan işte buradaki sabaha zaman zarfı diyeceğiz. Zaman zarfı diyeceğiz. Diyorum ki Bugün geleceğin yaratıcısıdır. Bugün geleceğin yaratıcısıdır. Geleceğin yaratıcısı olan ne? Bugün. Bugüne ne diyeceksin? İsim diyeceksin. Bugüne isim diyeceksin. Bugün çok enerji. Ne zaman çok enerjiksin? Bugün. Bugüne ne diyeceksin? Zaman zarfı diyeceksin. Bugün çok enerji. Peki, yarın hayallerimizin ne diyelim? Yarın
hayallerinizin neyi olsun? Hayallerinizi bir tane örnek söyleyin ya Emirhan. Yarın hayallerinizin ne olsun? Hayallerinizin kaynağı mı olsun? Olsun. Yarın hayallerinizin kaynağı. Hayallerinizin kaynağı ne? Yarın. Yarın ne demek? İsim. Yarın, yarın edebiyat sınavım var. Ne zaman edebiyat sınavım var? Yarın. Yarın herhalde zaman zarfı dedi. Bu çok önemliydi arkadaşlar. Tamam mı? Ne ya da kim sorusuna yanıt alıyorsanız isim diyorsunuz. Ne zaman sorusunu sorduğunuza yanıt alıyorsanız zaman zarfı diyorsunuz. Peki. Başka ne söyleyebilirim? Daha kelimesine dikkat edin. Daha kelimesine. Daha kelimesine neden dikkat edeceksin biliyor musunuz? Bak onu da neyle karıştırıyorsunuz? Hemen onu söyleyeceğim size. Daha. Daha. Bak arkadaşım. Daha kelimesini, miktar zarfı olarak da kullanabiliyoruz. Zaman zarfı olarak da kullanabiliyoruz. Daha kelimesini henüz anlamında kullanırsan, yerine henüz getirirsen, zaman zarfı olarak kullanırsın. Zaman zarfı olarak kullanırsın. Daha kelimesini bir de ne yaparsın? Miktar, azlık, çokluk anlamında da kullanırsın. Biz buna nicelik diyebiliriz. Biz buna miktar diyebiliriz. Biz buna azlık, çokluk diyebiliyoruz. Azlık, çokluk zarfı, miktar zarfı, nicelik zarfı bu ifadeleri kullanabiliyoruz. Şimdi bak. Daha iyi çalış. Daha konu bitmedi. Şimdi bak. Burada da daha var, burada da daha var. Daha iyi çalış. Çalışmak fiil mi? Evet. Nasıl çalışacaksın? İyi. Fiili nasıl sorusu sorulduğunda buradaki iyi durum zarfı mı? Evet. Peki buradaki daha'ya ne diyeceksin? Ona da işte iyiyi derecelendiriyorsun ya. Oradaki daha'ya da miktar zarfı diyeceksin. Miktar zarfı. Azlık, çokluk, nicelik zarfı diyeceksin. Tamam mı? Aşağıya daha konu bitmedi. Buradaki daha'yı hangi anlamda kullanıyorum? Henüz. Henüz. Konu bitmedi. Ne zaman bitmemiş? Henüz. Yani daha. Buradaki daha'ya ne diyeceksin? Buna da zaman zarfı diyeceksin. Tamam mı? Bu da bir diğer hatırlatmamdı. Siliyorum. Peki şimdi sana neyi hatırlatacağım? Şimdi bir de miktar zarfları önemli. Miktar zarflarında da söyleyeceklerim var. Çok çok iyi dinle. Şimdi bak. Dediğim gibi miktar diyebilirim. Miktar zarfı diyebilirim. Azlık, çokluk diyebilirim. Nicelik diyebilirim. Yani soruda hangisiyle karşılaşırsın bilmem. Azlık, çokluk zarfı diyebilirim, miktar zarfı diyebilirim, nicelik zarfı diyebilirim. Çok iyi dinle beni. Sevgili arkadaşım. En pek çok, daha, oldukça, epey, hayli, gayet, ne? Ama oradaki ne, hangi anlamdaki ne biliyor musun? Çok anlamına gelen, yerine çok getirebileceğin ne? Çok önemli bir şey söylüyorum size. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunları, şu yazdığım kelimeleri, burası isim olsun. Burası da ismin önündeki kelime yani sıfat olsun. Ben bu kelimeleri sıfatın önüne getirebilirim. Ben bunları sıfatın önüne getirirsem bunların adına biz sıfatı derecelendiren zarf diyoruz. Bunlar sıfatın önüne gelirse bunların adına bir sıfatı derecelendiren zarf diyoruz. Hangi zarflarda işliyoruz biz bunu? Biz bunu ne zarfı olarak alıyoruz? Miktar zarfı olarak alıyoruz. Tamam mı? Derecelendirme zarfı, miktar zarfı,
nicelik zarfı, azlık çokluk zarfı, derecelendirme de diyebilir. Neyi derecelendiriyorum şu an? Sıfatı derecelendiriyorum. Çok iyi bir kız. Çok güzel kız. Kız isim. Nasıl kız? Güzel. Burası niteleme sıfatıdır. Buradaki çok sıfatı mı önüne gelmiş? Neyi derecelendiriyor? Sıfatı derecelendiriyor. Bunun adına miktar zarfı, derecelendirme, azlık, çokluk diyebiliriz. Şimdi iyi dinle. Aşağıdaki zarflardan hangisi, aşağıdaki zarflardan hangisi kendi türünde sözcüğü etkilemektedir? Aşağıdaki zarfların hangisi kendi türünde sözcüğü etkilemektedir? Bak bakalım şimdi yukarıdaki örneğe. Buradaki zarf hangisi? Çok. Peki bu hangi kelimeyi etkiliyor? Güzeli. Peki ben güzelin türüne ne dedim? Ne dedim güzelin türüne? Sıfat dedim değil mi? Peki buradaki zarf kendi türünde bir sözcüğü mü etkiliyor? Hayır. Buradaki zarf kendi türünde bir sözcüğü etkilemiyor. Buradaki zarf neyi etkiliyor? Sıfatı etkiliyor. Farklı türde sözcüğü etkiliyor. Ama ben şöyle deseydim. Çok güzel anladım. Anlamak fiil mi? Nasıl anladım? Güzel. Fiili nasıl sorusu sorulduğunda durum zarfı mı olmuş? Peki buradaki çok da zarfın önüne gelip neyi derecelendiriyor? Zarfı derecelendiriyor. Buna ne diyeceksin? Miktar zarfı. Azlık çokluk, derecelendirme zarfı diyeceksin. İşte buradaki çok kelimesi ne yaptı şu an? Kendi türünde olan sözcüğü etkiledi. Ama buradaki çok kendi türünde olan sözcüğü etkilemedi. Tamam mı? Bir şey daha söyleyeceğim. Diyecek mi soruda? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı zarflar, bir arada kullanılmıştır. Farklı türde zarflar bir arada kullanılmıştır diyecek. Buraya baktığınızda anlamak fiil. Nasıl anladın? Güzel. Güzel ne zarfı? Durum zarfı. Çok ne zarf? O da miktar zarfı. İşte bu cümlede farklı türde zarflar bir arada kullanıldı. Peki hocam. Mesela ben derslerime çok az çalıştım dese burada farklı türde zarflar var diyebilir miyiz? Hayır. Burada farklı türde zarf yok. Burada iki tane zarf var. İkisi de aynı türde. İkisi de miktar zarf. Çalışmak fiil. Ne kadar çalıştın? Az. Miktar zarfı. Burası da o zarfı derecelendiren başka bir miktar zarfı. Burada arkadaşlar aynı türde zarflar bir arada kullanılmış. İkisi de ne zarfı? İkisi de miktar zarfı. Ama burada iki tane zarf var. Türleri farklı. Birisi durum zarfı, birisi miktar zarfı. Tamam mı? Bak, soru tiplerini, soru kalıplarını söylüyorum sana. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Altı çizili sözcük. Kendi türünden bir sözcüğü etkilemektedir. Altı çizili sözcük. Kendi türünden bir sözcüğü etkilemektedir. Al. Altı çizili sözcüğün çok olduğunu düşün. Kendi türünden sözcüğü etkileyecek. Anladın değil. Nasıl anladın? Güzel. Zarf mı? Evet. Buradaki çok da ne yaptı? O da zarftır. Kendi türünden bir sözcüğü etkiledi. Bunlar tipik karşımıza çıkabilecek
örnekler. Tamam mı arkadaşlar? Emirhan, kamerada sıkıntı mı var? Yok, hayır. Tamam. Şimdi bir tane daha, bir tane daha. Sevgili arkadaşlar, şuradaki N çok önemli. Biliyorsunuz NSU'da N suda karşımıza çıktı. Şimdi miktarda da karşımıza çıkabilir. Dikkat edin. Diyorum ki sana, N'yi gördüğün yere çok getirebiliyorsanız miktar zarflayacaksınız. Ne iyi anladım. Ne iyi anladım. Ne güzel çalışıyorum. Bak şimdi. Anlamak fiil. Nasıl anladın? İyi. Durum zarfı. Buradaki neyi hangi anlamda kullandım ben? Çok anlamda kullandım. Ne iyi anladım ya? Çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Oradaki ne cümleye ne yaptı? Çok anlam kattı. Ne diyeceksin oradaki neye? Miktar sarf edeceğiz. Ne zor soruymuş. Bak, ne zor soruymuş. Yani çok zor soruymuş. Soru isim. Nasıl soru? Zor soru. Zor niteleme sıfatı. Zor niteleme sıfatı. Buradaki N'de çok anlamı katıyor. Ama bu sefer neyi derecelendiriyorum? Neyin önünde kullandım? Sıfatın önünde kullandım. Burada da ne yapıyorum? Sıfatı derecelendiriyorum. Sıfatı derecelendiriyorum. Yani sıfatı derecelendiren zarf dedim. Tamam mı? Bu da zarf, bu da zarf. Yukarıda zarfı derecelendiren zarf, aşağıda sıfatı derecelendiren zarf olarak kullandım. Tamam arkadaşlar? Mesela, ne karışık işler. Ay bunlarda ne karışık işler diyoruz ya. Hani çok karışık işler. İş isim. Karışık iş dediğinizde burası niteleme sıfatı. Buradaki ne çok anlam katıyor. Çok anlam katıyor. Neyin önüne geldi? Sıfatın önüne geldi. Biz buna ne diyoruz? Sıfatı derecelendiren zarf diyoruz. Ne çok anlattın? Ne çok anlattın? Anlatmak fiil. Ne kadar anlattın? Çok. Miktar zarfı. Buradaki neyi de miktar zarfı diyeceğiz. Çok çok anlattığı gibi bir anlamı var yani oradaki neyin. Tamam mı? Evet. Peki bir şey daha size. En kelimesi var ya, en kelimesi. Arkadaşlar en kelimesi anlam bilgisinde karşınıza çıktığında karşılaştırma anlamı kattığında söyleyeyim. Tamam mı? En sevdiğim ders dediğinizde diğer derslerle bunu ne yapıyorsun? Karşılaştırıyorsun. En sevdiğim ders dediğinde, en iyi arkadaşım dediğinde, en güzel film dediğinde bunlarda ne vardır aynı zamanda? Karşılaştırma vardır. Evet, hayli yoğun bir programı vardı. Hayli yoğun bir program. Bak şimdi, program isim. Nasıl program yoğun? Yoğun niteleme sıfatıdır. Buradaki bir de belgesiz sıfattır. Yoğun bir program. Bu da belgesiz sıfattır. Buradaki hayli de çok anlamı katıyor. Çok anlamı katıyor. Neyin önüne geldi? Sıfatın önüne geldi. Buna da ne diyeceksin? Sıfatı derecelendiren zarf diyeceksin. Yani miktar zarfı diyeceksin. Evet. Daha güzel günlerde buluşacağız. Daha güzel günlerde. Gün isim. Nasıl gün? Güzel gün. Niteleme sıfatı. Daha sıfatın önüne gelmiş. Sıfatı derecelendiren zarftır. Tamam mı? Daha iyi çalışıyor. Çalışmak fiil. Nasıl çalışıyor iyi? Durum zarfıdır. Daha kelimesi bu sefer neyi derecelendiriyor? Durum zarfının önüne geldi. Durum zarfını derecelendiriyor. Yani biz buna miktar zarfı diyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet, biz şimdi teneffüse çıkıyoruz. Bir sonrakinde soru zarfı, soru sıfatı yapalım. Takipte kalın.